Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir örgü çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün iki şişle harika bir model yapıyoruz yine. Gerçekten güzel, gösterişli, alımlı, harika bir model. Bebek örgülerinde, çeyizlik yelek modellerinde, bayan yelek modellerinde gerçekten güzel, şık, harika bir model sevgili hanımlar. Alize Angora ipleriyle yaptığınız zaman çeyizlik yelek modellerinde harika olacaktır. Kızlarınıza çeyiz, gelinlerinize çeyiz yaptırmak isterseniz Alize Angora ipini tercih edin. Bebek örgülerinde bebe ipleri kullanın sevgili arkadaşlarım. Evet antipiyelik ipler kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. İpim antipiyelik bir ip. Nako Elite Baby sevgili arkadaşlarım. 100 gramlık bir ip. Yalnız ipim az kaldığı için dolaşmasın diye ben sardım. Evet güzel arkadaşlarım. Nako Elite Baby ipimle sizlerle şöyle 3 numaralı şiş kullanacağım. 3 numaralı şişlerim var. Şöyle ipim orta kalınlıkta bir ip sevgili arkadaşlar. Evet ilmek sayılarıma gelince ilmek sayılarım 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmek sevgili arkadaşlar. Şu şekilde 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ve şurada 3 ilmeğim fazladan olacak arkadaşlar. Tabi sizin kuracağınız modelin ilmek fazlalarınıza göre sayılarınız, modelleriniz daha farklı olacak. Ben şöyle 3 model üzerinden sizlere modelimi anlatacağım. Artık 3 model mi çıkar? 2 modelimi saymadım da. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen modelime geçiyorum. Ben sizlere modeli bebek örgüsü olarak anlatacağım sevgili arkadaşlarım. Evet, Dediğim gibi ben sizlere bebek örgüsü olarak anlatacağım. 3 numaralı bir şiş kullandım. Sizler Alize Angora iplerinizi kullanırken 3 numara şişler kullanın. Bebek örgüleri yapacağınız zaman böyle çok fazla yelekleri, hırkaları salaş olmasın. Böyle daha üzerlerinde güzel dursun diye 3 numaralı bir şiş kullanın sevgili arkadaşlar. Evet kendinize yapacağınız zaman böyle kalın ipler Nako'nun e, diğer farklı markalarıyla yapmak isterseniz 3,5 4 numarayla örün sevgili arkadaşlar. Bebek örgülerinde 3 numarayla örerseniz çok daha güzel olacaktır. Ben bebek örgüsü düşünerekten modelimizi şimdi sizlere e, 3 numarayla örüyorum arkadaşlar. Evet bebek örgülerine çok yakıştırdığım bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve demeden önce tekrar yine konuya değiştireceğim ama ben şöyle bir haroşa örgü yaptım arkadaşlar lastik niyetine. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Yelek ve hırka yapacağınızda burada kenar bantlarınızı ayarlayın. Kenar ilmeklerinizi kalan ilmekleriniz 6 altı ve 6'nın katları olsun. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım bakın. Hemen burada ipimi önüme alıyorum. Bir ters örüyorum bakın. Bir arttırıyorum. Burada iki tane ilmeğimi birlikte öreceğim arkadaşlar bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir ters örüyorum tekrar burada iki ilmeğimi birden bakın bu şekilde değil bakın bu şekilde almayacağım içerden dışarı doğru şu şekilde iki ilmeğimi keseceğim evet bir modelimiz bu şekilde arkadaşlar bakın bir modelimiz bu şekilde şimdi ikinci bir model uyguluyorum bir arttırıyorum bakın bir ters örüyorum bir arttırıyorum bu benim aradaki ters ilmeğim sağımda ve solunda bir arttırma var şimdi tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum bakın bir ters örüyorum tekrar burada iki ilmeğimi içeriden dışarı doğru keseceğim arkadaşlar şöyle genişletelim şöyle şu şekilde içeriden dışarı doğru kestim bir modelimi daha hazırladım arkadaşlar şimdi bir ters pardon bir arttırıyorum doluyorum bir ters örüyorum ara ilmeğimi örüyorum bir doluyorum tekrar üçüncü bir model daha uyguluyoruz bakın iki ilmeğimi birden örüyorum arada bir ters yapıyorum tekrar burada ilmeğimi şöyle sıkıştırıyorum genişletiyorum sıkıştırıyorum diyorum içeriden dışarı doğru bakın şöyle iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir doluyorum burada modelimin yarısını yarım yaptığımız için başlarda bir ters örüyorum kenar ilmeğim Evet modelimin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar modelimin birinci sırasını kurdum modelimin arkadaşlar birinci sırası model kuruluyor arkasında tersini ters düzünü düz örüyoruz diğer kısımları zaten hep düz ve ters arkadaşlar o kadar kolay bir örnek kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım modelimin ikinci sırasındayım bakın bir düz örüyorum arttırmış olduğum ilmeği ters örüyorum bir arada bir düzüm var İki. bakın bu şekilde hemen Burada bir düzüm var arkadaşlar bakın bir düz ilmeğim var. Şimdi burada bir ters ilmeği bu benim ara ilmeğim arkadaşlar. Burada bir iki üç dört ve beş. Bakın 5 tane ilmeğim var. Hani e, öndeki bir tersin sağından ve solundan ters ördük ve yanlarındaki birer ilmeğimiz de vardı onları da arkada ters ördük ve 5 tane tersimiz oldu bakın arada bir düzüm var bir düz örüyorum tekrar 5 ters 1 2 3 arttırdığımı kaçırdım 3 4 5 bakın arkasında bir düz 5 ters yapıyoruz yani bakın bir düz 5 ters bir düz 5 ters olarak arkası gidiyor yani tersini ters öreceksiniz düzünüzü düz bakın o aradaki düz ilmeğimi ördüm bir ters arttırdığım ilmeğim de ters bakın burada bir düzüm var ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm modelimin ikinci sırası bu şekilde şimdi modelimin üçüncü sırasında sevgili arkadaşlarım tersi ters düzü düz öreceğiz Kenar ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Modelimin üçüncü sırasındayım. Bir ters ördüm. Şimdi burada bir, iki, üç, bakın, dört ve beş. Beş tane düz ilmek ördüm. Bir tane ters öreceğim. Bakın bir, iki, 3 4 ve 5. Bir tane ters öreceğim. 1 2 İpim araya girdi. 2 3 4 5 bir tane ters kenar ilmeğim. Evet modelimin üçüncü sırası da bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi modelimin dördüncü sırasındayım. Dördüncü sırasında da tersini ters düzünü düz öreceğiz arkadaşlar. Bakın kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz örüyorum. Şimdi beş tane ters var. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bakın arada bir düzüm var. Bir düz örüyorum. Tekrar 5 ters. 1 2 3 4 ve 5. 5 tersimi yaptım. Arada bir düzüm var örüyorum. Yine 5 ters. 1 2 3 4 5 ters. Aradaki bir düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelimin 4. sırası da bu şekilde. Şimdi modelimin 5. ve 6. sırasında da sevgili arkadaşlar düzümüzü düz tersimizi ters örüyoruz önden. Arkadan da aynı şekilde düzümüzü düz tersimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Bir ters ördüm. Şimdi yine 5 tane düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir ters. Bakın. 1 2 3 4 5 1 ters. 1 2 3 4 5 1 ters yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimin 5. sırasını da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Modelimin 6. sırasında da aynı şekilde arkadaşlar. Tersi ters düzü düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bir düz örüyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane ters ördüm. Bakın. Bir düz. Yine beş ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir düz. 1 2 3 4 5 bir düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet güzel arkadaşlarım. Şimdi bir modelimizi tamamladık. Diyeceksiniz ki abla bu nasıl bir model? Modelimiz evet bir modelimiz bu şekilde. Sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki modelimizi kapatırken bu aralara uygulayacağız modelimizi. Modelimiz yer değiştirecek. Şimdi şurada uygulamış olduğumuz modeli burada uygulayacağız. Bu ters ilmeklerin üzerinde uygulayacağız. Burayı kapatacağız. Buradaki ters ilmeklerin, aradaki ters ilmeklerin üzerinden model uygulayacağız. Evet güzel arkadaşlarım. Şimdi hemen modelime geçiyorum. Evet şöyle yakından da bir görün. Bakın bu şekilde. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum arkadaşlar bakın. Bir tane ters yapıyorum. Burada iki tane ilmeğim var. Bakın önce bir, birinci düzünme şişime takıyorum örmeden. Buradaki ilmeğimi şöyle arkasından alarak yönünü değiştiriyorum. Ve içeriden dışarı doğru iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bakın bu modelimizi kapattık. Bir arttırıyorum. Bakın bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Bakın bir arttırıyorum. Burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Yine burada bakın birinci ilmeğimi örmeden şime taktım ikinci ilmeğimi arkadan şöyle yönünü değiştirdim tekrar geriye taktım diğer ilmeğimi de örmeden aldığım ilmeği de geri taktım İçeriden dışarı doğru iki ilmeğimi birlikte örüyorum Evet ikinci modelimizi de kapattık bakın arkadaşlar buradaki modelimizi şimdi burada kuruyoruz burada kapatırken burada kuruyoruz yani birini açıyoruz birini kuruyoruz kapatıyoruz bir doladım bakın bir düz ördüm bir doladım burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir ters örüyorum yine birinci ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi de şöyle arkasından alarak yönünü değiştirdim geri taktım diğer ilmeğimi de geri taktım içerden dışarı doğru şu şekilde iki ilmeğimi birlikte kestim bir doladım bir düz ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm arkadaşlar Evet ikinci modelimin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım arkadaşlar bakın burada bir düz yapıyorum şimdi bir iki 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar şurada yanlış yaptım da tekrar başa aldım ilmeğimi. Kenar ilmeğimi ördüm, bir düzümü ördüm sevgili arkadaşlar. Şimdi burada arttırdığım ilmeğimi ters yaptım. Bakın. Arttırdığım ilmeğimi ters yaptım. Hemen buradaki ilmeğimi de ters örüyorum bakın hemen düz ilmeğimi de ters ördüm bakın bu şekilde şimdi burada sevgili arkadaşlar pardon şu ilmeğim düz öreceğim düz ilmeğimi ters yaptım karıştırdım arkadaşlar bir an kusura bakmayın bir e, kenar ilmeğimi ördüm 3 tane de ters ördüm arkadaşlar bakın kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters ördüm şimdi Bakın burada düz ilmek yaptım. Burada düz ilmek yaptım. Düz ilmeğimden sonra 1 2 3 arttırdığım ilmek 4 ve buradaki ilmeğim 5. Bakın. 5 tane tersim var. Arada bir düzüm var. Şimdi 1 2 3 4 5 Yine 5 tersimi yaptım. Arada bir düzüm var. Şimdi 3 tane ters. 1 2 3 ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu başta ne yaptıysam bu sonda da aynısını yaptım arkadaşlar. Kenar ilmeğim ve 3 ters. Evet. Şimdi modelimin modelimin devam ediyorum arkadaşlar modeli kaydırdık birinci modeli nasıl yapmışsam bu modelimi de aynı şekilde yapıyorum sadece modelimiz kayıyor arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım bir düz ördüm iki düz ördüm bakın üçüncü düz ördüm bir ters ördüm bakın beş tane düz bir iki üç dört beş bir ters bir iki üç dört beş ara ilmeğim ters tekrar bir iki üç kenar ilmeğim ters Evet arkadaşlar bakın bu şekilde alttaki modeli nasıl uyguladıysak modelimizi kaydırdığımız bir yerde de aynı şekilde model uygulamamıza devam ediyoruz. Sadece modelimiz kaydı. Nasıl kaydırdığımı da gösterdim. İnşallah anlatabilmişimdir. Evet kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. 3 tane ters. 1 2 3 1 düz 5 ters 1 2 3, 4, 5, 1 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 1 düz, 1, 2, 3 Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimin dördüncü sırasında bu şekilde yaptım arkadaşlar bakın arkasındayız ön yüzüne geçtik şimdi modelimin ön yüzünde de arkadaşlar düzü düz tersi ters örüyoruz şurada biraz önce ben de hafif bir bocaladım ee, Tabii ki düzelttim hemen sizlere de söyledim Arkadaşlar kaydırma yaparken dikkat edin Vallahi kendi kendine model yerlerini gösteriyor zaten sonra ilk birinci ve ikinci sırayı doğru kurun Ondan sonra kendi kendine model ilerleyecek kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım 1 2 3 modelimin 5. sırasındayım bir tane ters yine 5 düz 1 2 3 4 5 bir ters 1 2 3 4 5 bir ters 1 2 3 1 ters. Modelimin 5. sırası da bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Modelimin 6. sırasında yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz yapıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. 1 2 3 1 düz. 1 2 3 4 5 1 düz 1 2 3 4 5 1 düz 1 2 3 Bakın 3 ters yaptım kenar ilmeği. Evet bakın arkadaşlar modelimin altıncı sırası da bu şekilde bakın düz ilmekler burada sonra burada şimdi düz ilmekler bu ortada olacak Arkadaşlar şu boşluk yerlerde Evet modelimizi haz iki model sizlere anlattım Arkadaşlar ee, şurada biraz önce tereddüt yaşadığımız için yine de anlattım ama tekrar modelimizi nasıl kaydıracağız şu birinci modelimizi nasıl kurduysak şimdi Burada üçüncü modelimizi aynı şekilde kuracağız arkadaşlar. Hemen ilk sırasını göstereyim. Zaten önemli olan da ilk sırası arkadaşlar. Kenar ilmeğimi bakın örmeden şişime taktım arkadaşlar. Bir tane ters yapıyorum bakın. Burada iki tane ilmeğim var. Önce birinci ilmeğimi sonra ikinci ilmeğimi şöyle yandan şişime takıyorum. İçeriden dışarı doğru ilmeğimi örüyorum bakın. Bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın burayı kapatıyoruz şimdi. Hemen ipi kendimden taraf alıyorum. Bir ters örüyorum. Burada birinci ve ikinci ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum. Yönünü değiştiriyorum. İçeriden dışarı doğru şu şekilde bakın. Örüyorum. Bakın. Bir modelimizi açarken burada bir modeli açtık. Burada bir modeli kapattık arkadaşlar. Modelim oldukça kolay ve basit model. Bir arttırdım, bir düz ördüm, bir arttırdım. Yine burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane ipimi ön alıyorum, bir ters örüyorum. Yine örmeden birinci ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi aldım. Tekrar geriye taktım. Bakın yönlerini değiştirdim şöyle yandan ikisini birden ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Yine buradaki iki ilmeğimi birlikte örüp kenar ilmeğimi de pardon, ters ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimizi bakın arkadaşlar, harika bir model. Gerçekten alımlı, güzel, güzel, kolay arkadaşlar. Kolaydan kolay, güzelden güzel bir model. Bakın şöyle modelimi iki model sizlere anlattım. Gerçekten zor gibi görünse de elinize aldığınız zaman su gibi kayacak. Bakın üçüncü modelimizi de yerlerini değiştirdik. Bu şekilde. Ben modelimizin biraz daha büyük bir çalışmasını yaptım. Sizlere hemen onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelim gerçekten hem kolay hem de gösterişli güzel bir model. Evet güzel arkadaşlarım. Bakın modelim bu şekilde harika bir model. Gerçekten sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm. Gerçekten çok şık, hoş bir model. Bakın çeyizlik yeleklere çok yakışacak. Bayan yelek modellerine çok yakışacak. Ve ben özellikle bebek yeleklerine, bebek kırkalarına, bebek pantolonlarına, bebek tulumlarına, bebek atkalarına, bebek berelerine çok yakıştırıyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel, hoş, narin bir, zarif bir model. Bakın. Şöyle. Sizleri de inşallah memnun etmişimdir. Faydalı bir çalışmamız, eğitim, elle örgü eğitim çalışmamız olmuştur arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni bir videonun daha sonuna geldik. Eğer sizler de modelimi beğendiyseniz yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız bu videomun da öne çıkan videolar arasına çıkmasına bana ya çıkması için bana yardımcı olmuş olursunuz evet güzel arkadaşlarım kanalıma abone olmak yorum ve beğeni yapmak ücretsizdir eğer yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum Allah'a emanet olun en güzellerine emanet olun hoşçakalın değerli arkadaşlarım